İsrail'in Gazze'ye yönelik bu katliamı ile ilgili bir açıklama yaptınız. Oradan başlayalım mı? Selçuk Özdağ nasıl değerlendiriyor? Büyük fotoğrafı nasıl görüyor? Bu yangının perde arkasında ne var? Neden bu yangın bir anda büyüdü ve alevlendi? Siz nasıl okuyorsunuz Sayın Özdağ? Şimdi çaresizlikten orada insanlar aylardır, hatta yıllardır elektrikleri yok, suları yok, çalışma ortamları yok, hastaneleri yok, ilaçları yok, ameliyat malzemeleri yok ve insanca muamele görmüyorlar. 1948'li yılında, 47-48'lerde bu İsrail kuruldu orada. Yıllar önce oralardaydılar, sonra sürüldüler, 2000 yıl vatansız yaşadılar. Gittikleri yerlerde hiçbir zaman devlet kuramadılar. Yükte hafif pahada eşyalarını alarak İkinci Cihan Harbi sonrası biraz da Hitler'in gayretiyle, Hitler'in de yardımıyla bunlar buralara döndüler. Orta Doğu'da savaş yoktu. Sonra geldikleri zaman buralarda toprakları oldu. Bir devletleri oldu. İlk tanıyanlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi. Ve her geçen gün arz-ı mevuta inandılar. Tevrat'ın bunlara vaat ettiği topraklara inandılar. Ta ki nereye kadar? Fırat ve Dicle'ye kadar. Ve her geçen gün buralarda zulümler yaptılar. Daha sonra savaşlar oldu. Biliyor, herkes biliyor. Biliyorsunuz 1967 savaşları. Ve buralarda toprak almalar, Mısır, Lübnan'a uzandılar. Ardından Ürdün'e uzanmak istediler. Mısır'a uzandılar. Suriye'ye uzandılar. Golan Tepelerine uzandılar. Türkiye üzerinde operasyonlar yaptılar. Irak'ta yaptılar. İran'a operasyonlar yaptılar. Beraberce yaptılar bunlar. İsrail'le beraber, egemen güçler birlikte yaptılar. Hedeflerinde de Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek vardı. Filistin bunlarda önceleri FKÖ bunlara biliyorsunuz direndi. Silahlı mücadele verdi. Haklı evet. Davalarında bütün Batı dünyasının elindeki imkanlar nedeniyle bunlar haksız hale büründüler. Yani Yasser Arafatlar. Daha sonra bunlar silahı bıraktılar. Ardından biliyorsunuz intifadayı başlattılar. Ebu Cidallerle intifadayı. Ebu Cidal'i uçaklarına yakıt alarak Tunus üzerinde öldürdüler. Ve dediler ki intifada bize zarar veriyor. Bunu durduralım dediler. Sonra burada Hamas doğdu biliyorsunuz. İntifada da Edward Said adlı bir kişi Kolombiya Üniversitesi'nden gelerek bütün dünyaya intifadayı öğretti. Küçücük bir taş aldı, İsrail'e doğru attı ve bütün dünya Filistin'deki dramı gördü. Nasıl ki Abe Bikila geçmişte işte Habeşistanlı bir atlet çıplak ayakla olimpiyatlara koşuncaya kadar bütün açlığı dünya görmüyordu. Açtılar, yoksuldular ve Abe Bikila bir gün çıplak ayakla maraton kazandı. Olimpiyat şampiyonu oldu. Bir anda Habeşistan dönelim. Neresi burası? Fakir insanlar, açlıktan ölenler, yoksullar. Şimdi de burada çaresiz bir Filistin halkı var. Yani İsrail, bakın bir örnek vereceğim. Biliyorsunuz Ömer Muhtar Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta bu bölgelerde İtalyanlarla dövüştü. İtalyanlar idam edecekleri zaman dediler ki savaşmayacağım de seni affedelim dediler. Bak idam ediliyorsun. İdam sehpasındasın. Ülkemi terk edin savaşmayacağım dedi. Savaşacak adam olmaz ki dedi. Şimdi İsrail topraklarına çekilmiş olsa, 1967 sınırlar oluşmuş olsa, burada FKÖ silahsız, onunla da aynı o ne oldu? Yine topraklarını işgal ediyorlar. Ve işgal edilmiş topraklara karşı bir saldırı düzenledi Hamas. Ve burada bazı çocuklar falan da öldürüldü söyleniyor. Kadınlar da öldürüldü. Bunları kınıyoruz. Ama ne yapacaklardı bunlar? Yani İsrail her geçen gün insan öldürecek. Bu öldürdükleri insanları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu sadece Hamas'ı öldürmediler ki. Filistin'de azıcık liderlik özelliği olan herkesi öldürdüler. Ve geldiler o işgal edilmiş topraklara geliyorlar. Milyonlarca İsrailli'yi yerleştiriyorlar. Bizim Yahudilerle bir problemimiz yok. Musevilerle de problemimiz yok. Burada İsrail'i yöneten Siyonist, ırkçı ve faşist bir zihniyete karşı diyoruz ki bunlar doğru işler yapmamışlardır. Siz gelip benim ülkemi işgal ederseniz, yani ettiler işte, İtalyanlar etti, Fransızlar etti, İngilizler etti, Ermeniler etti, Ruslar ettiler, etmediler mi Anadolu coğrafyasını? Mustafa Kemal ne dedi? İyi mi yaptınız geldiniz? Sizinle oturalım mandacılığı mı konuşalım dediler. Bu doğru değil. Şimdi burada bütün dünya yine aynı şekilde. Efendim işte Amerika aynı şey değil Sayın Özdağ ama evet. Hemen hemen aynı şey. Topraklarını işgal ediyor İsrail. Nereye işgal ediyor? Yani İsrail'in büyüdüğü yerler, işgal ettiği de yerleşim açtığı yerler. Hamas'ın yaptığı da sivillere yönelik bir katliam Sayın Özdağ. Bunu da söylemek lazım. Yani Hamas'ın yaptığı saldırı da normal bir saldırı değil. Kurtuluş mücadelesinde böyle bir şey olmadı milli mücadelede. Bakın onu söylemiyorum. Öbür tarafta diyorum ki kadına, erkeğe... O anlamda kıyas doğru değil diyorum. Doğru değil dedim. Kıyası öbür taraflı yaptım. Vatan topraklarınızı işgal ettiğiniz zaman ne dediler? Burada Hamas da diyor ki
Benim toprağımı işgal ediyorsunuz. Ve geliyorsunuz beni Gazze'ye sıkıştırıyorsunuz. Elektriğimin şarteli sizde, suyumun şarteli sizde, ekmeğimin insafı sizin elinizde. Neredeyse havamın imkanı da sizin elinizde olacak. Zaten Mısır'da Sisi geldikten sonra Gazze kapısı da kapandı. Daha önce Mursi ile açılmıştı. Yardımlar da yok. Ne yapacak bu insanlar? Ve şimdi şunu yapıyor. Hitler bunlara zulmetti biliyorsunuz. Daha çok Hazar Türk'ü Yahudilerine zulmetti. Ve yükte hafif pahada ağır eşyalar. Orta Doğu'da savaş yoktu. Geldiler devlet kurdular. Vallahi Hitler'in yaptığının aynısını yapıyorlar. Ne diyorlar şimdi? Şimdi terk edin diyorlar burayı. Bütün siviller terk etsin. Hamas kalsın, biz bu hemen Hamas'ın tamamını öldüreceğiz. Onlar da terk etmiyorlar. Şu ana kadar ancak 300 bin kişi terk etti orayı. Terk etmediler. İrtibat halindeyiz. Yani bir yandan Ürdün'dekilerle görüşüyoruz. Bir yandan Lübnan'dakilerle görüşüyoruz. Bir yandan Suriye'deki arkadaşlarla, bir yandan Filistinlilerle görüşüyoruz. Telefon diplomasisi yapıyoruz biz burada. FKÖ ile de görüşüyoruz. Burada Hamas'ın yetkilileriyle de görüşüyoruz. Bunlara söylüyoruz. Onlar da söylüyorlar. Yani yapılan soykırım değil mi? Yapılan soykırım. Meselenin arkasında şu vardı, bu vardı. Yani arkasında efendim İran varmış. Arkasında Suudi Arabistan varmış. Suudi Arabistan nerede olacak bunların arkasında? Suudi Arabistan Amerika ile anlaşmış vaziyette. Türkiye'yi de anlaştırdılar aynı şekilde. Mısır varmış. Mısır arkalarında zaten. Bunların Amerika Birleşik Devletleri ile çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri. Orada Amerika'dan habersiz kuş uçmaz. Bugün Hamas'ın yapmış olduğuna karşı şu yapılmalıydı. Hemen derhal olarak burada sizin sınırlarınız, Birleşmiş Milletler'de bayrağınız dalgalanıyor değil mi Filistin'in? Dalgalanıyor. Birleşmiş Milletler bunu kabul etti. Peki devlet olarak bunu kabul ediyorsunuz da sınırlarını niye kabul etmiyorsunuz? Sınırlarını kabul edeceksiniz. Evet. Eğer sınırlarına çekilmiş olsa ve orada bir terör faaliyeti yapmış olsa, ama PKK yapsa, ama Hamas yapsa veya başka bir yeni bir örgüt yapmış olsa, bir yandan oradaki mevcut rejim bununla uğraşır, bir diğer yandan da o bölgedeki Arap ülkeleri veya bütün dünya, Batı dünyası, bir dakika elinize silah aldınız, siz terörist oldunuz, biz sizinle mücadele edeceğiz derler. Bu böyledir zaten. Ama şimdi burada FKÖ silahlı mücadele vermiyor. Yani İsrail orada duruyor mu? Ben sizin tamam topraklarınızı 67'ye doğru çekeceğim. 67'de ben orada kalacağım. Doğu Kudüs sizin olacak, Batı Kudüs benim olacak. Bu şekilde olacağız. Beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Zaten ikisi de aynı ırk biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'in çocukları birisi Sare'den, birisi Hacer'den olmalardan dolayı gelen iki tane ırk. İkisi de aynı kavimden geliyorlar. Niye dövüşüyorsunuz? Bununla ilgili olarak da bir dünya, Birleşmiş Milletler devreye girecekler. Ama burada girmiyorlar. Neden? Çünkü Filistin topraklarının arz-ı mevuta inanan bir İsrail'e karşı destek oluyorlar. Orta Doğu'da da İsrail onların jandarmalığını yapıyor aynı zamanda. Böyle bakmamız lazım olaya. Yoksa efendim şimdi böyle bir zamanda fırsat kolluyorlardı. Zaten fırsat İsrail'e karşı fırsat kolluyorlardı. Kollamıyorlar mıydı? Daha önce FKÖ'de fırsatlar kolladı. Uçaklar kaçırdılar, eylemler yaptılar. Sonra bırakıyoruz eylemi dediler. Gelin anlaşalım dediler. Anlaştılar. Gazze'yi daha önce işgal etmedi mi İsrail? Etti. Niye çıktı? İşte o anlaşmaların sonucunda çıktı. Şimdi de bu anlaşmaların sonucunda yeniden bir anlaşma olmalı bu coğrafyada. Birleşmiş Milletler devreye girmeli. Türkiye devreye girmeli. Eğer Türkiye'de mevcut iktidar kendi eline geçirmiş olduğu imkanları 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl önce demokratik imkanları, Avrupa Birliği ile yapmış olduğu hamleleri, bir yandan bilgiye vermiş olduğu değerleri doğru şekilde yorumlamış olsaydı, Batı dünyası bir yandan Türkiye'yi takdir ediyordu, Türkiye doğru hamleler yapıyor diyordu, Araplar örnek almak istiyordu, Afrikalılar örnek almak istiyordu, Türk dünyası buralarla görüşmeler yapıyorlardı. Baktılar ki burada da bir tek adamlığa doğru evrilme var. Burada da aynı şekilde zayıflama var, ekonomik zayıflama var, siyasi zayıflama var. Burayı da örnek alacak durumları yok. Bunu da görüyor İsrail, görmüyor mu? %36 ile gidiyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne görüşmeye, Birleşmiş Milletler'e gidiyorsunuz. Arkanızda %64 var, egemen güçler bunu görüyorlar. Zayıf bir Türkiye var, zayıf bir Suriye var, çok zayıflamış vaziyette. Yanlış bir politikaydı bu, egemen güçlerle Recep Tayyip Erdoğan'ın projesiydi. İsrail, Suriye'ye demokrasi götüreceğiz diyerek İsrail, Suriye zayıflatıldı. 17 milyon insan göç etti oralardan çeşitli ülkelere. Kime kaldı orası? Esad'ın Nusayri Esad'la beraber. Aynı zamanda PKK, PYD, YPG örgütüne kalmış oldu. Zayıflayan bir Suriye var. Zayıflayan bir Irak var biliyorsunuz. Kendisi hala mücadele ediyor kendine Şiiler ve Sünniler olarak. İran orada kendisini bütün dünyadan tecrit etmesine rağmen güçlü kılıp bir nükleer silah yapmak istiyor kendisi orada. Yani Batı dünyasının elinde nükleer silahlar var. Ama bunlara gelince de siz aynısını Türkiye'de yapmak istedi. Özal zamanında yapmak istedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri hemen geldi, Özal'ı uyardılar burada. Biz bir yandan nükleer santraller yapalım, bir diğer yandan da biz bu konuda silahlarımızı yapalım. Onlarınki barış adına kullanılıyor. Bizimkini siz savaş adına kullanırsınız. Şimdi Rusya sizi tehdit ediyor. Kuzey Sayın Kore sizi tehdit ediyor. Bunları yapıyorlar. Evet. Siz diyorsunuz ki Gazze ile de görüşüyoruz, temas halindeyiz. Bize gelen bilgilere göre 5 günlük bir gıda stoğu kalmış
koca kentte. Dolayısıyla olay çok vahim bir boyuta doğru gidiyor. Öncelikle sizdeki bilgi de bu yönde mi? Ve bu anlamda evet, ne yapılabilir? Çünkü ambargoda sürüyor biliyorsunuz yönde, bütün şiddetiyle. Biz bütün bugün Türkiye hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini de devreye girmesini istedik. Madem ki Mısır'la aranız iyi, Sisi'yle oturdunuz, tokalaştınız. Madem ki İsrail'le aranız iyi, Büyükelçilik nezdinde temsil ediliyorsunuz artık, maslahat güzarlıktan buraya kadar geldiniz, one minute'dan buraya doğru geldiniz. Görüşün onlarla. Biz hatta bugün parlamentoda bir grup önerisi verdik. Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedik. Neydi bu? Biz dedik ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 6 partinin grubunun milletvekilleri Mısır'a gidelim. Mısır'dan Gazze'ye geçelim. İsrail'le görüşsün hükümet ve biz oradaki olayları yakinen yerinde görelim. Aynı zamanda da bu yardımların ulaştırması lazım. Şimdiye kadar İsrail'e giden bir yardım var mı? Amerika Birleşik Devletleri yardım etmiyor. Birleşmiş Milletler yardım etmiyor. Rusya yardım etmiyor. Türkiye yapamıyor. Suudi Arabistan yapamıyor. Ya burada bu insanlar bir soykırım yapacaklar. Bir katliam yapacaklar. Hastaneyi vuranlar niye vurdular bu hastaneyi? Sadece hastane diye vurmadılar. Acaba Hamaslılar oraya sığınıyorlar mı diye vurdular. Bugün bir camiyi vurdular. Camide de aynı şekilde dünyanın hiçbir savaşında, Birinci Cihan Harbi'nde, İkinci Cihan Harbi'nde hiçbir yerde hastaneler vurulmamıştır. İbadethaneler zaman zaman yapılmıştır ve özür dilenmiştir. Bunun haricinde şimdi burada suları kalmadı bu insanların. İçecek suları yok. Ama şunu bilsinler. Bakın İsrail şurada yanılıyor. Kara harekatını yapacakmış. Yapamazlar kara harekatını. Yapmaları çok zor. Buradaki bir kere Filistinler gitmediler oradan. 300 bin kişi gitti. Orada 2,5 milyon kişi yaşıyor. Hala oralardalar. Öleceğiz diyorlar. Biz de burada öleceğiz. Yani birlikte öleceğiz biz burada diyerek bunu söylüyorlar. Tamam, siz Hamas'la görüşmüyorsunuz. İsrail, Birleşmiş Milletler'dekiler de meydan okuyorlar. Peki o zaman gidin FK'yle konuşun. Deyin ki bunlarla ilgili olarak biz sizi tekrar yeniden devlet olarak tanıyoruz, sınırlarınızı belirliyoruz deyin. Kavga olmaz ki burada. Olur mu kavga burada? Olmaz ki, intifada yaptılar. Yine geldiler, saldırdılar. Yok, silahlı yaptılar, saldırdılar. Şimdi Hamas gelmiş, çaresizlikten bir eylem yapmış. Hamas'ın yaptığını dünya, piresini deve yapıyorlar. Ama öbür tarafta İsrail'in yaklaşık 75 yıldır yaptıklarını hiç kimse, o ne develeri, koca koca hamutların hiçbirini göstermiyorlar. Katliamlarını göstermiyorlar, eziyetlerini. Camilerin içinde Mescid-i Aksa'da işkence yapılıyor bu Filistinlilere. İbadet etmeleri engelleniyor. Niye? Bunların efendim kutsallarıymış burası. Ya burası Hristiyanların, burası Müslümanların, burası Musevilerin. Bunları bilin. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Bakın Netanyahu şunu yapıyor şimdi. Aynen Hamas çaresizlikten yaptı. Hatırlarsanız Hitler, orada parlamentoya bir saldırı düzenlendi. Bu saldırı düzenlenmiş bir saldırıydı. Ve siyasi mühendislikti. Reichstag yangını. Yangın çıkarıldı. Reichstag saldırısı sonrasında Reichstag Hitler yangını geldi. O, evet, ünlü. Evet, Reichstag yangını sonrasında parlamentoydu burası. Parlamento binasıydı. Hitler olağanüstü yetkilerle donatıldı. Ve bu olağanüstü yetkilerle donatıldıktan sonra da bütün muhalefet ortadan kaldırdı. Şimdi Netanyahu da burada zaten çaresizdi. Üç grupta İsrail'de de. İsrail'de de bölük parçalı bir yapı var orada. Bir yandan barışalım diyenler var. Bir yanda daha büyük ırkçılar var. Bir diğer yana Netanyahu ve arkadaşları vardı. Onlar da her geçen gün zayıflıyorlardı. Şimdi burada bütün muhalefet, ırkçısından diğer karşısında olan her yapı burada Netanyahu'ya destek vermek zorunda kaldı. Ve Netanyahu da burada bir eylem yapmak istiyor. Ve bununla ilgili karar harekatını başlayacak. Ama benim inandığım şudur. Doğrusu şudur. Ve göreceksiniz, buradaki yardımlar açılmak zorundadır. İsrail bu ayıpla yaşayamaz. Yahudiler, bakın İsrail yöneten Siyonist Yahudiler diyorum. Yahudiler derken tırnak için ayırt ediyorum. Siyonist Yahudiler bu ayıbı yüzyıllarca değil binlerce yıl yaşayamazlar. Bunlar filmler yaptılar biliyorsunuz Hitler'den sonra. Hikayeler, romanlar, acılarına biz de ortak olduk. Büyük acılardı. O filmleri biz gözyaşı izleyerek izledik. Gözyaşlarımızla izledik. Acılarla bu kadar mı olur dedik. Bu kadar mı insanlara işkence, gaz odalarında mı öldürülür insanlar dedik. Şimdi sen büyük bir gaz odası yapmışsın Gazze'yi. Bu gaz odasında bu insanları canlı canlı susuz, canlı canlı ekmeksiz, canlı canlı elektriksiz, bunları ilaçsız, bunları öldürmek istiyorsunuz. Ve bunlar öyle Hitler'in öldürdüğü 2,5 milyon bir kısmı Hazar Türküydü. Ben tarihçiyim. Bir kısmı sadece Arap Yahudileri değildi. Hazar Türkü Yahudileriydi. Ve Orta Doğu'da savaş yoktu. Burada 2,5 milyon kişi var. Ve 2,5 milyon kişiden yarın 100 bin kişi öldüğünde, 200 bin kişi öldüğünde bunun bedelini ödeyemezler. Ve dünyanın hiçbir yerinde Sayın bu ayıplarla bugün... bakın Amerika'da onları kurtaramaz. Bugün Türk Yahudi toplumu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Paylaşayım sizler belki duydunuz, bilmiyorum, duymadıysanız ben aktarayım. Evet. Diyor ki Türk Yahudi toplumu masum sivillerin
Her ne koşulda ve nerede olursa olsun, özellikle hastane, okul, huzurevi ve benzeri, hedef alınmalarını, katledilmelerini, şiddetle